Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain emma ba'd. Şimdi ismi failin ecvef olanını gördük. Nakıs olanını görüyoruz. Yani nakıs olan ismi fail nasıl yapılır? Ona bakıyoruz. Kelimemizin aslı gaziyün, şu kelime gaziyün kelimesi. Buradaki kural neydi? Ya harfi sonda olduğu zaman ona damla ağır geliyordu, değil mi? Zaten bakın buraya temimsiz halini açmış. Yani şu Gaziyun demek şurası. Bakın. Bunun asıl hali nedir? Şudur. Gaziyun. Yani tenvini açmış buraya. Tamam mı? Gaziyundur bu nasıl? Gaziyun nasıl neymiş? Gaziyun şöyle tenvinli şekilde. Yani nunu açmış buraya. Şimdi kuralımız ne? Ya harfi işte ne oldu? Sonda geldiği için oradan bir ağır olur. Değil mi? Hani yer mi yü de dün görmüştük ya. Ya'ya damla ağır geliyor demiştik. Ya'ya damla ağır geldiği için ya'yı ne yaptık? Bakın sakin bıraktık. Bu sefer şuradaki ya'mız sakin oldu. Bakın buradaki ya'mız sakin oldu. Sonra ne oldu? Ya sakin. Şu ya sakin. Bir de burada nun var sakin. İltikai sakineye toplandı. Bu sefer ne yaptık? Ya'yı attık. Ne oldu bu sefer? Gazin diye tenvinli bir şekilde kaldı burada. Yani gazi nun var o temin. O temini de z'ye veriyoruz. Şöyle yapıyoruz. Bakın ne oldu? Gazin oldu. Tamam. Yani bu da şeyin gazanın hali. Bir de aynı şeyi yapalım. Ramayı yapalım. Ramiyun. Aslı. Değil mi? Ramiyun aslı. Bunun ilk aslı nasıl peki? Ramiyun şu şekilde. Yani tenvini açtığımız zaman da böyle oluyor. Tenvini açarsak bu şekil oluyor. Ramiyun. Sonra ne yapıyoruz? Bu damme keseye ağır geliyor. Şu dammemiz. Keseye ağır geldiği için yağı yani bu dammemiz yağı ağır geliyor. İşte damme yaya ağır geldiği için aslı. Yayı sakin bıraktık. Sonra bu ya sakin, nun da sakin, iltikai sakine ne oldu? Şu yayı attık. Geriye ramin diye böyle sakin bir şekilde nun kaldı. Sonra bu nunu da şuraya verdik, mime verdik. Yani bu zaten tenvin olduğu için ramin oldu. Bu şekilde olmuş oluyor. Bu da isim failin nakısının İlerli hali. Şimdi onu okuyalım. Vesmi fail. İsmi fail. Yine nakıs. Nakıstan olduğu halde mensubu mensuptur. Nakısta ismi fail mensuptur dedim. Nerede ama? Fi haletin nasbi. Nasb halinde mensuptur. Ne gibi? Şöyle okursun bakın. Yani diğer hallerinde mesela şu hallerinde irab takdiri oluyor. Mesela rami. Ca'e geldi kim? Ramin bir ok atıcı geldi. Burada irab takdiri oluyor. Veya merartu bir ramin dersem burada da takdiri olur. Yani hem ref fali hem de cerali takdiri oluyor. Ama nas fali ise lafzi. Gaziyen. Burada ilal yapılmıyor. Ra'ytu gördüm kimi? Gaziyen. Gazi gördüm. Burada ilal yapılmıyor. Niye? Çünkü yarın üzerinde fetha var ya. Fetha ise neydi? Ağır değildi.
Burada bu şekilde kalıyor. İrab'da lafzi oluyor. Ve ramiyen aynı şekilde. Fela yetegayyaru. Dolayısıyla değişmez. O son harf dolayısıyla değişmez yani. İle laf olmaz, öyle kalır. Ve tekulü sen dersin fir ref'i. Bakın ref halinde dersin. Ve cerri cer hallerinde dersin. Yani onlar da takdiri ya. Ve ağır geliyor. Ref ve cer ağır geliyor. Kesra ile damme ağır geldiğini söylemiştik. Peki ne deriz biz? Hâzâ, burası müpteda. Hâzâ bu nedir? Gazin, bu bir gazidir. Ve ramin, bu da ramidir. Bu da ok atıcıdır. Biri ok atan, biri de gazi gitmiş, savaşa giden gazi. Şimdi burada gazin ne oldu? Haber oldu ve ref olması gerekiyor ama takdiren merfu olmuş, değil mi? Ve ramin, o da aynı şekilde ref olması gerekiyor. Adam müpteda, ramin haber olduğu için, ama bunlar hep takdiren merfu olmuş. Ve merartu uğradım bir gazin ve ramin. Ramiye ve gaziye uğradım. Peki bunların asılları ne? Vel asl, bunların asılları nedir? Gaziyündür. Aslında gazivun değil mi bunların asılları? Gazeve. Ama Kur'an neydi? İşte vav'ın öncesi eğer kesre olursa ya çevriliyordu ondan. Burada da ilerle yapmış aslında yani. Gaziyün derken gazi ve ramiyün derken. Bunlar aslında neymiş? Ramiyün imiş. Ramiyün. Tamam. Ramiyün. Bunun ilk asla hali nasıl, ama temin açtığımız zaman da Ramiyün diye şöyle nun var şurada. Peki. Füskinetil ya'u. Ya sakin bırakıldı. Fihima burada. Şu yağlar sakin bırakıldı. Niçin? Kemal zekerna, bizim zikrettiğimizden dolayı. Neydi o bizim zikrettiğimiz şeyler? Damme vav ve yaya ağır gelir, değil mi? Damme vav ve yaya ağır gelir. Ondan dolayı ne yapıyoruz? Şu yağımızın dammesini sakin bırakıyoruz. Şunu şöyle sakin yapıyoruz yani. Şu ramiyunun yağının dammesini sakin bıraktık. Niye? Ağır geliyor. Kaldıramıyor dammeyi. Tamam. Feştema toplandı. Sakinen iki tane sakin toplandı. Nerede o sakinler? Birisi şu ya, birisi de nun. Biri ya, biri de nun. İki tane sakin toplandı. Ondan bedel yani el ya u ya ve temvinu temvin. Sakin temvin ne? Ya toplandı. Fehutfetil ya u. Ya hasf oldu. Şuradaki şu yağı attık. Şu yağı attık. Ne oldu bu sefer? Ramin oldu değil mi? Bakın. Ramin. Yağımız gidince ramin kaldı. Sonra ve nukle nakle olundu. Temvinü temvin nakle olundu. İlama kablohuma ma kabline nakle olundu. Temvini de ne yaptık? Şu temvinde şu mime veriverdik. Ramin oldu. Şu temvini şu göstermiş temvini mime koyu verdik. Yani şöyle ramin şeklinde oldu. Tamam. Ve nuk ile nakli oldu. Temvinu temvin ila ma kablehuma ma kabline ne oldu? Nakli oldu. Esara oldu. Gazin ve ramin. Tamam. Bu şekilde oldu. Ama bunların başına eğer elif lam gelse ne olur? Bunların başına bir şey gelsin. Elif lam gelsin. Hadi onu yapalım. Mesela diyelim bunun aslı neydi? El Gazi Yü'ydü değil mi? Aslı bunun El Gazi Yü'ydü. Şurası. Bakın başına elif lam gelmiş. Ne yapacağım burada şimdi ben? Sadece şu yayı sakin bırakabilirim ağır geldiği için. Peki yapacak başka bir şey yok mu? Var mı? Yok. Yani böyle kalır bu. El Gazi diye kalır. Çünkü başına elif lam geldiği için temin düşüyor ya sondaki. Temin düşünce de temin olsaydı şu yayı götürürdük.
Ama temin olmadığı için yağ da düşemiyor maalesef. Bu şekilde kalıyor gazi diye. Feiza udhiletil lamu. Lam girdirilir ise. El elifu ve lamu. Yani eğer elif lam girdirilir ise fi haltir refi. Ref halinde. Vel cer halinde. Sekata düşer. Etteminu temin düşer değil mi? Bakın burada ne olmuş? Gazi idi. Temin düştü. Şurada bir temin var idi. Temin düştü gazi yün. El gazi oldu. Temin düşünce ne oldu peki? Ve teudu döner el ya bu sefer yağdı döner. Şu yağ gittiydi yani şu yağ gittiydi. Şimdi bakın artık dönmüş oldu çünkü burada iltikai üst sakinliğini gerektirecek bir şey olmadığından dolayı. Ve teudu ya o sakinten. Ve tekulü sen dersin bakın hazel gazi dersin. Yani ilel sadece yağının üstündeki damme şu vardı. O da ağır geldiği için gitti. Gitti bu da el gazi oldu. Ve rami dersin. Yani yağ var bakın burada. Ve merartı uğradım bil gazi ve rami. Yani cer haliyle ref hali takdiri oluyor. Diğer nasf hali ise lafsi oluyor çünkü şey gelmiyor, ağır gelmiyor lafza. Ve tegul fil mef'ulil ecvef. Şimdi ecvefin mef'ulüne dersin. Ecvefin mef'ulüne dersin. Ne deriz biz? Mesela kale ve kale mekulün deriz değil mi? Hani mekulül kavl diyoruz. Peki bunun aslı neydi mekulün aslı? Mekulün aslı makvul. Aynı mensurun gibi. Mensurun makvulün. Peki ne yapıyoruz burada? Şu vavın harekesini illetli harf olduğu için sahih harf olan ga'ya veriyoruz. Ga neydi? Sahih bir harf. Ve hareket açılma konusunda illetli harften daha üstün olduğu için illetli harfin lammesini kafa veriyoruz. Ne oldu? Mekul ne bir şey oldu? Yani bir şu vav sakin. Bir de diğer vav zaten sakin. Peki ne yaptık? Burada itikai sakinin oldu. Şu vava attık. Ne oldu bu sefer bakın? Mekulün. Tamam. Yani bir daha yapıyorum. Aslı neydi bunu? Aslı, kelimenin aslı makbulün, ism meful mensurun gibi. Vav'ın harekesini da illetli bir harf olduğu için kafa veriyoruz. Ne oldu? Mekulün oldu. Sonra da burada vav sakin kaldı. Şu vav da sakin. İltika-ı sakinliğinden dolayı vav'a atıyoruz. Şu vav'a attık. Ne oldu? Söyle bakın. Mekulün kaldı. Bu vavi olandaydı yalnız. Ve tekulü sen dersin fi mef'ul ecvez mekulün dersin. Mekulün. Vel aslun aslı nedir? Makulün. Aslı makulündür. Fefu ile yapıldı bihi burada. Kema zekerna fi yekulü. Yani biz yekulü ne yaptık? Nasıl yaptıysak bunu da öyle yaptık. Değil mi? Yakulü de aslında neydi? Yakulüydü. Vav'ın dammesini öncesine verdik. Bu da aynı şekilde Vav'ın dammesini önüne verdik. Yani bu suretle bunu yapmış olduk. Şimdi bu vaviydi. Geldik yayı olana. Bu önemli. Kale yekilu. Şimdi yine aslımız ne? İsim mef'ulümüz mekyulün değil mi? Mekyulün. Nasıl yapacağız şimdi bunun mekkülünü? Şu yağının dammesini yine kafa veriyoruz. Ne oldu bu sefer? Mekkül bir şeyler oldu. Da yağ sakin. Vav da sakin. Sonra itikad sakininden şu yağı attık. Ne oldu bu sefer? Mekkülün oldu.
Değil mi? Mekül oldu. Sonra diyoruz ki şu biz burada bir yağ attık ya. Bu yağı göstermek için şu kesralayalım. Yani attığımız yağa delalet etsin diye kafı kesralıyoruz. Bu sefer ne oldu? Mekivulin oldu. Değil mi? Bakın. Mekivulin oldu. Peki vav sakin. Öncesi kesra olursa ne yapıyorduk vavı? Yağa çeviriyorduk. Çevirdik. Ne oldu? Mekilin oldu. Bunu bir daha anlatayım. Şimdi bir daha anlatıyorum. Mekyulun. İsim mef'ulümüz. Yağın dammesini kafa veriyoruz. İlletli harf olduğu için, kaf sayı harf olduğu için ne oldu? Mekulün diye bir şey oldu. Yani şu yağ sakin ve vav da sakin. Ne oldu bu sefer? İtika sakineyn oldu. Yağ'ı attık. Ne oldu atınca? Mekulün oldu bu sefer. Mekulün ya gitti. Diyoruz ki şimdi attığımız yağı göstersin diye şu kapı biz kesra yapıyoruz. Mekivlin oldu. Ya kapı kes alıyoruz. Mekivlin niye? Yağ vardı ya burada ya. O yağı attık onu göstersin diye. Sonra da ne yapıyoruz? Vav sakin öncesi kesra olduğunda vav'ı yağ'ya çevirdik. Vav'ı da yağ'ya çeviriyoruz. Mekkil'in oluyor. Şimdi bunu buradan yapmış olalım. Bir daha buradan göstereyim. Biraz zor da. İşte bunların hepsini akılda tutmak lazım. Şimdi ve tekolü sen dersin. Nerede? Fi bina'il ya'ide. Yani ismi mef'ulün ya isminde dersin. Üstteki o vav idi. Mekilün dersin. Mekilün. Vel as bunun aslı neydi? Mekyulün. Mekyulün. Aslı bunun Mekyulün. Ne yaptık bunda şimdi? Ne yaptık burada? Fenukilet. Nakledildi. Ne nakledildi? Hareketül yai. Yağının hareketi nakledildi. Nereye? İleli kafi kafa. Bakalım. Aslı mekyülünmüş. Tamam. Ne yaptık? Şu yağının dammesini kafa naklettik. Ne oldu şimdi bakın? Değişik bir şey oldu. Mekü yaz yani ya sakin oldu. Vav da sakin oldu. Tamam devam. Fehuzefetil ya'u. Ya hazfolundu. Niçin? Liçtimai sakineyni iki sakin toplandığı için. Değil mi? Bakın hem şu ya sakin hem de vav sakin. Hem iki Hocam burada iki sakin toplandığı için ya'yı hasfettik diyoruz ya, direkt vav'ı hasfetsek iki sakin toplandığı için. Vav hocam ismi meful vavı ya o kesinlikle düşmez. Yani ismi meful vavı o. İsmi meful vavı olduğu için onu değiştiremezsin. O gitmez. O kelimenin aslında fail gibi bir şey yani o. Tabi burada ihtilaf var da yani izledi anlatıyor onu. Yani bazıları da demiş oradaki vav düşer falan demiş de biz şey diyoruz bu yağ düşer. Yani buradaki vav nedir? Kelimenin aslındandır. Dolayısıyla yani affen oradaki vav nedir? İsmi meful vavıdır. O düşmez. Tamam. Sonra burada itikaif sakin oldu. Şu yağ gitti. Peki o zaman geriye ne kaldı bakın? Mekülün kaldı. Değil mi? Geriye mekülün kaldı. Fehuzifetil ya'u ya hasfolundu. Liştimai sakinin. İki sakinden dolayı ya hasfolundu. Sonra ne yapıyorduk? Şu kafı şöyle bir kesre yapıyorduk değil mi? Kafa. Niçin? Buradaki yağ vardı. O yağı göstermek için
Ne oldu o sefer? Mekiulin oldu. Yani attığımız yaya delalet etsin diye kafa kesre koyuyoruz. Attığımız yaya delalet etsin diye. Şimdi onu okuyalım. Ve küsiratil kafu. Kaf kesrandı. Şunu kesradık. Kafı. Niçin kesrandı kaf? Litedülle delalet etsin diye o kesra alel ya'i ya'ya. Öyle ya ki el mahzufeti hasf olunan ya'ya delalet etsin diye. Bu sefer ne oldu? Bakalım. Mekiulin oldu şurası. Değil mi? Mekiulin diye kaldı. Mekiulin. Tamam. Sonra ne yapacağız hocam? Felemma ne zaman ki inkesaratil kafu kaf kesrandı. Evet kesrandı kaf. Doğru bakın. Sağır oldu. Vavul mef'ul. Şuradaki ismi mef'ul vav vardı ya bizim. Şu vav. Şuradaki vavımız ismi mef'ul vavıydı yani bu. Evet doğru. Bu vav oldu. Sarat oldu vavul mef'ul. İsmi mef'ul vav oldu. Ya en ya oldu. Niye? Lisükuniha çünkü sakin olduğu için vav. Daha venkisar ma kavleha öncesi de keser olduğu için çünkü bizim kuralımız neydi? Vav sakin olur da kendisinden öncesi de keser olursa vavı yaya çevirirdik. Mekilin oldu. Tamam fesar oldu. Mekilin oldu. Bunu bir daha anlatayım mı? Yoksa zor mu? Dursun mu? Bir daha anlatayım mı? Yoksa anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam, sağ olun. Yani 2-3 kere anlattım ama zor yani. 4-5 tane şeyi var. Hani merhalesi var. O kayıttan dinlersiniz inşallah yine. Peki şimdi bu da bitti. Başka bir kurala geçtik. Kuralımız ne? Bu da şu. Bu kuralımız. İki tane vav. Eğer iki tane vav kelimede bulunur iseler, birincisi sakin, ikincisi de harekeli olur ise ne yapıyoruz? Vav'ı diğer vav'a idgam ediyoruz. Mesela bakın magzuğun. Bu da nakısın ismi mefulü. Şu vav'lar ne oluyor? Burada iki tane vav var sakin. Şu vav'ı şu vav'a İdgam ediyoruz. Ne oldu? Magzuun diye oldu. İsmi meful yani bu magzuun. Bir vavı diğer vava idgam ediyoruz. Bu şekilde oluyor. Ne yazmış? Birincisi sakin, ikincisi harekeli olan vav harfi cem olduğunda yani beraber geldiğinde birincisi ikincisine idgam olunur. Şu birinci vavı ikinci vava idgam ediyoruz. Okuyalım. Ve ideştema toplandığında ne toplandı? Vavan iki vav toplandı. El ula birinci vav sakin etün sakindir. Evet doğru birinci vavımız sakin şuradaki. Mağzubun derken sakin. Velya o. Ve saniye ikincisi ise nedir? Mütaharriketun harekelidir. Evet, mağzubun derken vavımız harekeli burada. Yani kısacası birinci vavımız sakin, ikinci vavımız ise nedir? Harekelidir. Ne olur? Ülgümetil ula ilk vav idgam olur nereye? Fistaniyet ikincisine. Nahvu mağzuvun vel aslu mağzuvun. Aslı neymiş bunun? Mağzuvun. Aslı bu. Peki devam. Şimdi bu da diğer kurala geçtik. Bu da önemli bir kural. Aman dikkat. Şimdi bu da ne? Bu kuralda. Birincisi sakin olan vav. İkincisi harekeli ya olarak vav veya harfler cem olduğunda vav ya'ya kalp olunur. Birinci ya'nın ma kavli mazlum ise o ya'nın sayıh olması için de ne olur? Orası da şey olur, kesralanır öncesi.
Şimdi bakalım önlemize. Mermuyun. Mermuyun. İsim meful'de mermuyun. Şimdi kuralımız ne? Vav'la ya bir kelime de gelirse vav'ı her zaman ya'ya çeviririz. Vav'la ya bir kelime de gelirse vav'ı her zaman ya'ya çeviririz. Bakın bu vav isterse şey olsun yani sonra gelsin fark etmez. Bu vav ister önce gelsin. Burada önce gelmiş. Bazen sonra da vav gelebilir. Yani vav bazen şöyle olabilir yani şu ilk harfi ya sonrası vav olabilir. Burada ilk olarak vav gelmiş. Böyle de olma ihtimali var. Mermucu ne yapıyoruz bunu? Vav'ımız sakin. Ya var o da nedir? Harekeli. Şu vav'ı ya'ya çeviriyoruz. Bakın ne oldu? Mermuyun oldu. Her zaman vav'ı ya'ya çeviriyoruz. Mermuyun oldu. Sonra ya ne ister öncesine? Kesra ister değil mi? Onu da kesradık. Şunu da kesradık. Bakın ne oldu? Mermiyun oldu. Sonra bu ya sakin diğer ya sakin ne yaparız? Birbirine idgam ederiz. Mermiyun oldu. Tamam bu da bu şekilde. Hep bak bu kullanılır bu isimle. Bunu şey demeyelim. İsmi mensup demeyelim buna. Bir de şunu yapalım. Bak şuyun. Vav sakin. Ya da nedir? Harekeli. Vav'ı ya'ya çevirdik. Ne oldu? Bak şu yün oldu. Sonra ya geldiği için şimdi bunu kesralıyoruz. Bak şu yün oldu. Şu iki ya'yı birbirine idgam ediyoruz. Bak şu yün oldu. Okuyalım şimdi. Ve ideş tematil vav'u. Vav toplansa. Daha evvel ya o ya da toplandı. Yani vav'la ya bir yerde toplandı. El-u'la ilki sakinetün sakin olacağına bakın. İlk harf her zaman sakin. Bakın valla sakin burada. İlk harf her zaman sakin. Ve saniyet ikincisi ise müteharriketün harekeli olacak. İlki sakin ikincisi harekeli olur ise. Ulubetil vavu. Her zaman vav kalp olunur. Ya en ya ya. Yani her zaman şu vavımız, vav harfimiz şu vav ya'ya kalp olur. Ne oldu bu sefer bakın. Bak şu yün oldu. Burada iki tane ya oldu. Tamam. Ve küsira kesralanır. Ma kablel ula. İlk yağdan öncesi kesralanır. İlk yağdan önceki harfi kesralanır. Yani şurası ilk ya. Şu ilk ya öncesinde ne yaptık? Bakın hop kesraladık şurada. Aslında şuydu. Onu biz ne yaptık? Şu yaptık. İlk yağdan öncesi de kesralanıyor. Niçin? Vitesi hal ya u ya sayı olsun diye. Ya sayı olsun değil mi? Yani demek ya sayı olsun. Çünkü ya makabülüne ne ister? Ya öncesinde kesra ister. İşte kesra istediğinden dolayı buna diyoruz biz lisesi hal ya u ya sayı olsun diye. Yani ya okumak sayı olsun. Ya öncesinde kesra istediğinden dolayı şimdi kesraladık. Litesiha sayı olsun el ya'u ya. Sonra ve udgimetil ya'u ya idgam olundu fil ya'yı diğer ya'ya idgam olundu. Yani şu ya'ları birbirine idgam ettik. İki ya'yı kelimenin sonunda iki ya'yı ne oldu bu sefer? Mahşiyyun oldu. Peki nahvu mermiyyun mahşiyyun. Asılları vel as bunların asılları mermuyun mahşuyun idi. Ve tekulü dersin fi emril gaibi. Gelik emri gaibi minel ecvefi. Bu sefer ecvefin emri gaibindeyiz. Bu da kolay. Bu bayağı kolay. Bunu nasıl yapacağız şimdi yapalım. Li aslı bunun ne? Normalde bu nedir? Yekulü değil mi? Yani ilk aslı yekulüydü. Sonra yekulü oldu. Sonra başına li geliyor. Lam geliyor. Emri gaib lamı. Ne oluyor? Sonunu sakin bırakıyor. Sonunu sakin bırakıyor. Liyekul ya. Şimdi burada vav sakin zaten. Lam da sakin olunca ne oluyor? İltikalı sakinin oluyor. O zaman vav atıyoruz. Ne oldu? Liyekul. Yani şuna bakalım. Liyekil. Liyekil. Lam geldi. Sonunu sakin yaptı. Lamın.
Bu sefer bir de burada ya var. O da sakin. İltikai sakin oldu. Şu ya ya. Ne kaldı geriye? Liyekil. Bu da emir gayb. Liyekul dersin. Vel aslı. Bunun aslı nedir? Bunun aslı nedir? Liyakul. Aslı bunun liyakul. Ama sen liyakul dersin. İlanını yapmış oldun. Peki ve tekulü sen dersin. Fi emril hadiri. Emri hazırı dersin. Minel ecvefi. Ecvefte ama ne deriz biz? Kul. Kul deriz. Emri hazırı neymiş? Kul. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Emri hazırı. Kul nasıl yapıyoruz? Bunu nasıl yapıyor ki acaba? Bunun farklı yöntemleri var da. Bu nasıl yapıyor? Ben bir yapayım size. Yani kendi bildiğim şekliyle. Bakalım o nasıl diyecek. Şimdi ne diyoruz? Emir fiil muzariden yapılır. Baştaki ta harfini atarız. Değil mi? Ta'yı attık baştaki. Size şunu göstereyim. Şu diyelim ya attık. Sonra ne yaptık? Sakin bıraktık. Şöyle sakin bıraktık. Değil mi? Yani böyle yapılıyor demir. İlk olarak muzarat harfini atıyoruz. Sonra da sakin bırakıyoruz. Emir böyle yapılır. Şimdi ne oldu burası? Gul diye bir şey oldu. Ellam sakin. Vav da sakin. Şu vavu da attık. Ne oldu? Gul oldu. Tamam. Yani emir böyle yapılıyor. Nasıl yapılıyor? Şu yaya atıyoruz. Baştaki muzarat harfini bakın 60 zaten siyahla göstermiş. Sonra bu sondaki lamı da sükun ediyoruz. Bu sefer ne kaldı geriye? Ya sakin, lam da sakin. Ya'yı da attık. Ne kaldı? Kil. Ne oluyor? Emir oluyor. Emri hazırında ilaç şekli bu şekilde. Emri hazırın yapılışı da bu şekilde. Veya şöyle de bunu yapma ihtimalimiz var. Mesela normal yazalım buraya. Ukvul yazdım. Ukvul. Okul değil mi? Aynı unsur gibi. Unsur okul. Şimdi nasıl yapacağız bunu okulu? Şu vav'ın illetli harf. Vav sakin harf. Ne yapacağız? Vav'ın kesrasını aferin vav'ın damlesini kaf harfiyle vereceğiz. Ne oldu? Vav sakin oldu. Lambda sakin okul derken o zaman vav'ı attık. Bu sefer nasıl oldu burası? Şöyle oldu bakın. Ükul oldu. Ükul. Peki şu niye gelmişti baştaki bu hemze-i vasıl? İlk başta kaf da bir şey yoktu değil mi? Hareke yoktu. Ukul derken kaf sakin olduğu için gelmiş hemze-i vasıl. İşte ama şu anda kafta şey olduğu için damla olduğu için bakın dağıtıyoruz. Çünkü okunuyor kaf. O zaman hemze-i vasıl gelmez. Ukul oldu. Böyle de bunu yapma imkanınız var. Vel aslı bunun aslıdır. Ukul, ukuldür. Ukul. Ukul aslı. Fenugilet hareketül vavi. Vavın hareketi naklondu. Nereye? El gafi kafa. Değil mi? Ne yaptık? Şu vavın dammesini kaf harfine verdik. Vul idi. Ok vul ya. Şu vav'ın dammesini ok vulu ne yaptık? Daha verdik. Sonra ve huzifetil vav. Vav hasfolundu. Hangi vav? Şu vav. Şu vav gitti. Niye? Li sükun ya. Çünkü sakin vav. Daha ve sükun lam. Şuradaki lam da sakin. Bak. Sonra iltikai sakinin önüne oldu. Gitti o da. Tüm ve sonra hüzifetil hemzetü. Şu baştaki hemze de düştü. Niye? Li hareketil kafi. Kaftan şey olduğu için hareket. Niye orada o hemze gelmişti başına? Kafta hemze olmadığı için. Yani kafın hareketi olmadığı için gelmişti. Ama kafta şu an hareket olunca artık ona gerek kalmadı. Hemze gitti. Fesara oldu. Kul oldu.
Ama bunun tesniyesi nasıl olur? Bunun tesniyesi nasıl olur? Tesniyesi yok mu burada? Mesela onu yapalım. Bunun tesniyesi nasıl oluyor? Yapalım tesniyeyi. Ne? Uyla diye gelir hocam. Uyla. Değil mi? Kuyla geliyor. T U Tekulani'den yapıyoruz değil mi? Tekulani. Şimdi biz emri nasıl yapıyorduk? Baştaki ta'yı atıyorduk. Attık. Nun'da efali hamsenin cezm alameti neydi? Nun'un düşmesiydi. Nun'u da düşürdük. Nun düştü. Değil mi? Çünkü cezm alameti Nun'un düşmesiyle demiştik. Şimdi ne oldu burası? Bakın. Ula diye kaldı. Şurada dahin yapalım. Dahin nasıldı? Tekulüydü ya dahini. Te gu lü. Bunu yapalım. Ta'ya attık. Lam'ı da sakin bıraktık. Lam sakin, vav da sakin, vav'ı atıyorduk burada. Ul kalıyordu. Ama burada bakın lamda ne var? Hareke var. Lam hareketli olduğu için vav'ı atamıyoruz. Çünkü itikai sakin burada olmuyor. O zaman gula oluyor, tamam. Yani o zaman tesniyede ne oluyor bakın? Vav geri geliyor. Şu vav tesniyede geri geldi. Ama müfrette lam sakin olduğu için vav da iltikai sakinlerinden dolayı düşüyor idi. Ama burada düşmüyor. Şimdi onu söyleyecek. Ve tekul fit tesniyeti sen tesniyede de dersin gula gula dersin. Niçin? Tamam. Feadel vav. Bakın vav geri geldi. Niçin geri geldi? Li hareketi lam hareket olduğu için. Şu lamda hareket olduğu için vav geri geldi. Hiçbir itikai sakinen olmadı. İtikai sakinen olmadığı için geri geldi. Kul kula kulu kuli kula kulne. Şimdi geldik emre. Emir. Emir gaipi nakısını yapacağız. Nasıl yapacağız bunun aslını? Bu nasıl şimdi? Yer mi değil mi bu? Yer mi? Hani yer mi ya? Başına lam gelince ne oluyor? Nakıs fiilin cezim alameti neyle oluyordu? Yağın düşmesiyle. Değil mi? Ne oldu bakın? Yer mi oldu. Yani aslında yer mi idi. Burada bir tane yağ var. Nakıs fiilin cezim alameti yağın düşmesiyle olduğu için öyle oluyor. Veya liyakzu mesela bakın var burada bir tane ama başına lam geldiği için vav düşüyor liyakzu olmuş. Gibi. Ve tekulü sen dersin fiil fi emril gaybi emri gaybi dersin minen nakıs nakıstan olduğu halde liyakzu liyakzu yani yer mi değil mi böyle dersin yani bunun aslında neydi bunun asılları işte liyer mi şurada bir tane ya var idi ama başına la geldiği için lam geldiği için cezim hali yarın düşmesiyle. Nakıs fiillerin cezim hali son harfin düşmesiyledir. Değil mi? Ve emri hazırı yapalım. Mesela onu nasıl yapacağız emri hazırı? Tağzu değil mi? Gazaya otur tavzu. Ne yapıyoruz emirde? Ta'ya atıyoruz. Attık. Sonra bunu biz cezmedeceğiz. Bunu nasıl cezmedeceğiz? Babı. İşte nakısın cezim hali, nakıs fiillerdeki cezim hali illetli harfin düşmesiyle olur. Sonun düşmesiyle olur. O zaman şu vav'ı da attık. Gayn okunmuyor. Başına bir hemze getirdik. Ne oldu? Okuzu.
Aynı okumadığı için başına bir hemze geldi. Uhuzu. Uhuzu dersin. Ve Ü irmi dersin. idi demiyoruz burada. Ne? Zü idi. Vav'ın zammesi ağır geldi. Öyle diyorduk galiba. Hocam o ilk hali. O zaten o öyle. Yani ilk başta takzuvu idi. İlk başta takzuvu idi. O zaten kesin. Takzuvu. Orada Tamam. sıkıntı yok zaten. O takzuvu işte bu vav damme vav ağır geldiği için bunu sakin bıraktık. Vav sakin kaldı yani takzu diye kaldı. Bundan emir yapıyoruz. Ta'ya atıyoruz. Vav da nakıs fiillerin cezim hali. Vav'ın düşmesiyle olur dedik. Başına da bir hemze getirdik. Uğuz oldu. Ve irmi de aynı şekilde. Bakın bir hasfil vabi. Vav'ın hasfiyle oluyor bunlar. Ve ya yağın şeyiyle. Yağın hasfiyle. O da irmi de yağ var. Niye böyle oldu bu? Lienne cezmen nakızı. Çünkü nakız fiillerin cezim hali. Daha ve vak fuhu ve onun vakfı yani o da cezim demek. Emirlerde vak şey deniyor. Cezme vakıf deniyor. Yani onun cezim hali. Tamam. Yani mebnilerdeki cezme vakıf deniyor. Onun cezim hali. Enne cezmen nakısı ve vakfehu. O nakısın cezim yani vakıf hali. Nedir? Sukutu lam-ı fiili. Lam-ı fiilinin düşmesidir. Yani lam-ı fiil düştüğünde o ne olur? Cezim olur. Bitti. O zaman işte li yer mi bir örnek verelim kolay olarak. Li yer mi başına lam geldi. Sonra ne yapacağız? Cezim edeceğiz. Peki nasıl cezim edeceğiz? Ya'ya atıyoruz. Çünkü nakıs fiilin cezim hali ya'nın düşmesiyle olur. Sukutu lam-ı fiili lam-ı fiilinin düşmesiyle olur. Ve fi nakıs-ı vaviyye. Vavi olan yani nakıs fiil var ve vavi bu nakıs fiil. Tuklebul vavu vav çevrilir. Bunu da okuyayım bitireyim. Şimdi şunu görüyoruz. Bakın. Vavlı nakısın meçhul muzari emir ve nehiinde bunların mazisinin bunlar mazinin dalları olduklarından dolayı aralarında uygunluk olması için vav yaya kalbedilir. Bakın burada normalde vavın yaya kalbedilmesini gerektiren bir şey yok. Tamam mı? Vavın yaya kaybolunmasını gerektiren bir şey yok. Bir kural yok. Ama mazide çevrildiği için bunlarda da ne olmuş? Çevrilmiş. Mesela bakın şimdi. Bakın mesela duibe. Duibe. Bizim kuralımız neydi? Vav sonda gelirse kendisinden öncesi eğer kesre olursa biz onu ne yapıyorduk? Vav'ı ya'ya çeviriyorduk. Değil mi? Duibe oldu. Veya guzive. Kuralımız neydi? Vav sonda gelir. Kendisinden öncesi kesre olur ise vav'ı ya'ya çeviririz. Bakın guziye. Bunlar da böyle tamam. Bunlar da doğru bir kural var. Ama şuraya bakıyoruz. Yud'avu aslında değil mi? Yud'avu. Bakın yud'avu. Yud'avu kelimesi. Yud'avu kelimesine diyor ki şu vav ya'ya kaybolmuştur. Ne oldu? Yüz ayı oldu. Peki hocam böyle bir kural mı var? Var yani vav'ın öncesi meftuh olduğunda vav ya'ya kaybolunur bir kural mı var? Hayır yok. Öyle bir kural yok. Peki nasıl bizim kuralımız? Bizim kuralımız şu. Vav'ın öncesi kesre olursa ki o da mazide oluyor bakın. Du'ive'de. Şurada. Du'ive. Vav'ın öncesi kesre olursa vav ya'ya çevirir. Kural bu. Tamam çevirdik bak duaya. Peki madem öyle sen burada niye çeviriyorsun? Yud avyu. Vav'ı sen ya'ya niye çeviriyorsun? Vav'ın öncesi meftuh. Bakın. Meftuh gördünüz mü? Veya mesela şuraya bakalım. Yud avyu değil mi? Bunun tesnesi olması lazım? Yud avyu vani olması lazım. Değil mi? Çünkü da ve.
Ama ne yapmış? Bakın şu vav'ı, bu da vav vardı. O vav'ı şeye çevirmiş ya. Niye böyle bir kural yok ki? Yani vav'ın öncesi meftuh olunca mesela şurada bir vav vardı diye düşün. Şu vav. Vav'ın öncesi meftuh olunca o vav ya'ya çevrilecek diye bir kural yok ki. Ama diyor ki işte mazide bu kural uygulandı mı? Uygulandı. Ama mazinin öncesi neydi? Bakın kesralıydı. Öyle bir kural var. Vav'ın öncesi kesra olur ise o ya'ya çevrilir. Bunu çevirdik. Onu çevirdik. Ama diyor ki buralarda bunlar maziler, bunlar meçhulleri de bunların yani bu muzari fiillerin tamamı maziden çıkma ya. Mazide nasıl ki vav ya'ya çevriliyor. Bunlar da ondan dolayı mazide çevrildiği için şu vavlarımız bizim hep ya'ya çevrildi. Kural bu yani. Bunlarda aslında öyle bir kural yok. Ama şeylerimiz mazilerimizin hepsini yani mazide kesra olduğu için öncesi vav'ı ya'ya çevirdik. Bunlarda da her ne kadar öncesi yani kesra olmasa da vav'ı ya'ya çeviriyoruz diyor. Şimdi onu okuyacağız. Burası anlaşıldı mı bilmiyorum. Burası çok zordu ben. Burayı pek anlamadıydım da onu anladım. Bakın. Ve fi nakısli vavi. Vavinin işte nakısın vavisinde tuklevu diyelim buraya. Hayır herhalde. Tuklevul vavu. Vav kalb olunur ya en ya. Nerede bu? Fil müstakbeli. Bir muzaride. Ve emri. Emirde. Ve nehi nehide öyle emir nehi muzari ki el meçhulati meçhul olanlarında. Niçin? Li ennehune çünkü bunlar furu'ul mazi mazinin dallarıdır. Yani maziden türemiştir. Ve fil mazi halbuki mazide el meçhul meçhul mazide tesiru olur el vavu vav ya en ya olur. Öyle olmaz mı? Meçhul vavide bakın vuzive vav ne oldu? Vuzive de burada vavımız şu vuzivedeki vavımız ya oldu. Niye? Niye öyle oldu? Ve fil madil meçhul tesiri olur el vav vav olur ya ya olur. Niçin? Li tadarrufiha sonda geldiği için. Evet vav sonda gelmiş. Tarafta vaki olmuş sonda. Daha venkisar ma kablaha ma kablide öncesi de kesra olduğu için. Evet bakın kesra o zaman huzive ne oldu bize? Huziye. İşte şu üstteki fiiller bakın muzaridir, emirdir. Değil mi? Bunlar hep ne oluyor o zaman? Bunlar hepsi mesela yud'avu idi, yud'ayu oldu. Yud'avu idi, yud'ayu oldu. Niye böyle oldu? Çünkü işte mazide bu iler yapıldığı için muzaride de maziden çıktığı için her ne kadar muzaride bu kural olmasa bile değil mi? Bakın var mı? Yani vav'ın öncesi eğer kesra olsaydı şöyle tamam yapardık ama kesra değil ki. Tamam. Ondan da yani bu kural mazide olduğu için muzaride de olmuş oluyor. Nahvu. Bu ne? Nahu guziye mi bu? Guziye. Asluhu guzive. Tamam yani guzivede olduğu gibi. Peki. Durum nasıl? Yoruldunuz mu? Şu an en son bir misal fiil kaldı. O da kolay. Şimdi misal fiili de anlatayım. Bitirelim. Şimdi misal fiilindeki yani ben burada bir şey söylüyor ama ben izidekini size söyleyeyim. Yani der ki mesela izide
Misal fiilinde vav düşer der. Yani misal fiillerde vavi olanları da vav düşer. Ya kesinlikle düşmez zaten. Bir yerde eğer misal fiilinde bir illet abi düşmüşse buradan ne anlıyoruz? O demek ki vav imiş. Çünkü ya kesinlikle düşmez. Ve der ki muzarat harfi ile aynı el fiili arasındaki kessa hani muzarat harfi ile aynı el fiilinin kessası arasındaki o illet harfi düşüyor diyor. Yani bunu böyle şey yapıyor. Hani eğer muzar o illet harfinden sonrakisinde eğer kesra varsa o zaman şey düşer. Ne düşer? O illet harfi düşer. Mesela bir bakalım burada nasıl örnek vermiş. Mesela bakın. Ve ade yev'idi ya. Bakın şu yani muzarat harfi değil mi? Buradaki ayn ne? Buradaki kesra işte aynı fiili ile aynı fiilinin kesrası ile muzarat harfinin yası arasındaki kalan vav düşer. Aynı fiilinin kesrası ile iyi muzarat harfinin şeyinde arasındaki o kalan vav düşer. Ne oluyor bu sefer? Bakın yaid oluyor. Hani kuralımız bu. Ama burada ne diyor şimdi? Muzarat muzari de 2 6 3. baplardan diyor. Şey düşer diyor. Vav düşer. Yani muzari de mesela neydi? Ver ise yevrisi olması gerekirken ne oluyor bu? Verisi yerisi oluyor bak. Verisi yerisi ris oluyor emirde. Sonra nehide la teris oluyor nehide. La teris. Tamam, o zaman neymiş? 2 6 3 bir de 4'ten gider. 4'ten de sadece 2 baftan gider diyecek. Yani veya 4'ten 2 fiilden gider diyecek. Birisine bir vada'e fiili 4. baftan vada'e yata'u vesi'a yesi'u. Yani buradaki anlatacağını söyleyeyim ben. Burada diyecek ki muzarat muzari'de vavımız bizim zaten sadece şey gider vav gider. Vavımız gider diyecek. Bu nerede gider? 2, 6, 3 de gider. Yani ikinci bab, altıncı bab, üçüncü babda bu vav düşer diyecek. Bir de dördüncü babda sadece şu iki fiilde düşer. Hangi fiile? Vadı ile vesia fiillerinden düşer diyecek. Vadı artı vesia fiillerinden düşer diyecek. Şimdi bunu bir okuyayım. En son bir şey daha söyleyeceğim. Mastarla ilgili. Ve emmel mu'tellül el misal yani misal fiile gelince fetes kudu fa'u fiilihi fa'l fiili düşer. Nerede? Fil müstakbeli muzari'de ve el emri emirde ve nehi nehide el marufati mağlup olanlarda. Mağlup olan emir nehide hepsinde düşer. İza kana olduğunda fa'uhu bakın fa'l fiili vaven vav olursa eğer ya olursa düşmez. Vav olursa düşer. Peki bu nereden düşer? Min telâsesi evvâbin 3 baptan. Bir, fe'ale yef'ilu. Bi fethil aynı fil mâzi. Yani fe'ale. Ve kesriha fil gâbir muzârize. Kessasıyla yef'ilu. Yani ikinci bab. Nahu bakın. Ve'ade ya'idu. Ne oldu? Vav düştü. Yo, ikinci babta düşer. Feale yef'alu bi fethil ayni fil mazi vel gabir hem mazide hem muzaride aynı fiilin fethasıyla vehebe yehebu yehebiydi bakın yani üçüncü baptan vav düştü ve feile yef'alu yok. Fe'ile yef'ilu bu da. Bu da 6. baptan. Kesil aynı fil mazi, mazide ve gabir muzaride. Hem fe'ile yef'ilu. Nahu verise yerisu. Yani aslında yevrisuydu. Ve tekul dersin. Fil emri emirde ve nehi nehide. İt dersin. Değil mi? İt. Çünkü bunun aslı neydi?
İv'it idi. Veya te'itten de olabilir. İv'it. Vatet. İv'it. Bunu nasıl yapacağız? Şu vav düşüyor dedi ya. Vav düşüyor. Zaten burada bakın ayin okunuyor. Bu, o zaman buradaki hemze de düşer. Geriye kaldı it. İt la te'it. Hep la te'hep. Ris la te'ris. Bakın. Ris ise sen varis ol. La te'ris varis olma. Bunlar da hep vav düşmüş oldu. Diyoruz. Bir de şurada düşer dedi. Evvekat tez kudül vav vav düşer. Min babi fe'ile yef'alu. Dördüncü bab yani. Fe'ile yef'alu babından da düşer. Bir kesil aynı fil mazi. Mazide aynı filin kesasıyla ve fetiha onun fetasıyla fil gabiri muzaride onun fetası yani fe'ile yef'alu min lafzeyna. Bakın tam iki lafızdan düşer. Tam iki lafızdan düşer. Nahmu vad'e yata'u demek ayak basmak. Vesya yesa'u o da demek geniş olmak. Bunlardan düşer. Peki burada kalmış olduk şurada. Şimdi bir de şunu söyleyeyim ben. Ondan sonra en son soruya cevap vereyim. Bu bablarda diyelim mastardan da şey düşer değil mi? Bab düşer. Mesela diyelim ve adde ya'idu ne gelir mastara bunun? İdeten gelir. İdeten. Ne oldu bakın? İdeten. Şurada vav vardı. Buradaki vav düşmüş oldu. Yani mastardan da vav düşüyor. Ama bunun iki şartı var. Birincisi bir mastardan vavun düşmesi için fiili muzariden o vavun düşmesi lazım. Bu birinci şart. Yani o mastarın muzarisinden vavun düşmesi lazım. Birinci şart. İkinci şart ise mastarın fiiletün vezninde olması lazım. Bakın fiiletün. Tamam. Fiiletün vezninde olacak. Fiiletün. Mesela örnek vereyim bir tane. Vekele yekilu. Bakın vav düşmüş. Vekele yekilu. Ne geliyor mastarı? Vekaleten geliyor. Peki vav niye düşmedi? Hani vav düşmüyor muydu mastardan? İşte vavun düşmesi için ne lazım? Onun fiiletün vezninde olması lazım mastarın. Ama bu ne olmuş bakın? Bu başka bir vezinde. Vekaletün başka bir vezinde olduğu için bundan dolayı da ne oluyor? Caiz olmuyor burada. O zaman mastardan vavun düşmesi için şart neydi? Nedir şartımız? Birincisi o mastarın muzarisinden vav düşecek. İkincisi de o mastarın fiiletün vezinde olması lazım. Burada kalmış olduk. Şimdi bir soru sordu hocamız. Dedi ki hocam hani biz ne demiştik hocam kural olarak genel olarak aynel fiili kesralı ise vav düşer. Değil mi? Yani muzarat harfinin ile aynı fiilinin kesrası arasındaki ne olur şey düşer. Yani muzarat harfi nerede bizim? Muzarat harfimiz işte şu verese yevrisu. Yani muzarat harfi ile aynı fiilinin kesrası arasındaki vav düşer dedik biz. Değil mi? Kuralımız bu. İşte burada da ama bakın şuraya bakın. Vehebe yevhebe burada şey yok. He var. Değil mi? H var. Burada şey yok yani kesra yok. Aynı fiilinin kesrası yok burada. Buna da şöyle diyor izli. 10 tane mi 15 tane mi ne fiil var böyle diyelim. Veda'a yeda'u. Veya bakın mesela ne var? Baka'a yeka'u. Aslında bunların aslı diyor. Şöyleydi bunların aslında. Veka'a yevki'u diyor aslında bu. Yevki'u. Ama sırf bunlarda boğaz harfi olduğu için bakın. H var. Ve ne var? Ayın var. Boğaz harfi olduğu için bunlar üçüncü baba ilhak edildiler. Yani bunlar aslında diyor yani şuralar aslında hep yeki'u idi veya vehebe yehibu idi bu. Vehebe yehibu idi. Bunlar kesalıydı.
Dolayısıyla zaman vav ne olmuş oldu lan bu bablar yani buralar zaten buna çok değil 15 tane mi ne fiil var böyle yani o civarda bu da aslında yani o zaman ne oluyor sanki aynel fiilinin kesrası ile muzarat harf arasında o vav kalıyormuş gibi bir şey oluyor diyor yani tamam ama bunlar ne olmuş boğaz harfi olduğu için kendilerine ayın ve he bunları üçüncü baba ilhak ettik. Önceki hallerine itibaren yine ne olmuş oluyor o zaman? Vavımız muzari'de muzarat harfi ile aynı fiilinliğin kesrası arasında kalmış oluyor ve vav düşüyor. Bu kalsın tamam aklınızda yani bu kalsın hani bu yani bütün her yere uyuyor. Ne uyan? Muzarat harfi ile aynı fiilinliğin kesrası arasındaki o kalan vav düşer. Muzarat harfi ile aynel fiilinin kesrası arasındaki kalan vav harfimiz düşer. Hani bu nedir? Bakın genel bir kural. Hani bu belki ne olur? Belki 2, 6, 3 bunu unutabilirsiniz. Zira bak bunun istisnası da var. Dördüncü bab da var. Allah alem daha da vardır istisnası onu. Ama eğer şeyi düşünürseniz bak söylemiş burada da zaten. Aslında bu neydi? Yevki'ydi gördünüz mü? Yevhibu'ydu bu aslında. Güzel söylemiş bu. Burada yazıyormuş bu. Tamam. Burada benim söylediğimde zaten söylemiş. Burada kalmış oldum. Allah alem yarın son ders olabilir. Diyelim elhamdülillahi rabbil alemin.